Merhaba Winners'ız. Hazırsanız bugün yeni açmış olduğum araba dükkanında araba satışlarına devam edeceğim. Ama bugün öyle namuslu şekilde araba satışı yapmayacağım. Benden hiç öyle bir hareket bekliyor musunuz? Bugün arabayı sattığım zengin kişileri takip edip evlerine soygun yapacağım. Onların garajlarındaki diğer arabaları da çalacağım. Tabii bu arada satmış olduğum araba da tekrar bana geri dönmüş olacak. Yani bende olağanüstü bir ticari zeka var. Siz fark ettiniz mi onu? Ben canım dedem sayesinde böyle namuslu bir insan oldum. Müşterileri bekleyeceğim şimdi. Bak. Bir tane müşteri geliyor, bu kim la? Oğlum o zombiler yüzüme tükürdü la. Yüzüne mi tükürdü? O zombiler mi yaptı bunu? Allah. O zombilerin işini bitirmeye gideceğim. Bana hemen bir tane araba ver. Araba mı? Doğru adrese geldiniz. Size gerekli olan arabayı size vereceğim. Merak etmeyin. Bakalım. Size vereceğim araba sayesinde o zombileri paramparça edeceksiniz. Koyalım şuraya. Takalım. Görüyor musunuz şunu? Oğlum o önünde dükkanlar falan da var la. Size söylemiştim güzel araba vereceğim diye. Bunun arkasında şimdi bir tane silah takım. Arkadaşınız falan varsa o zombileri buradan tarayabilir. Şimdi ben hem sürüp hem de tarayabilir miyim? Senin fiziğini yani şey öyle bir şey mümkün değil şimdilik. Koltuklarını takalım. İşte bu arabayla o zombilerden intikam almaya gidebilirsiniz. Yani çok güzel bir araba verdin. Çok sağ ol. Yani mümkünse bir daha da dükkana gelmeyin. Ben zengin müşteri bekliyorum. Gelen müşteriye bak. Zombi diyor. Bomba da zombiler çok kötü tükürdüler yüzüme. Güle güle, bir daha beklemeyiz. Uzay gemimi çalmışlar la. Uzaylı geldi. Ben Marslı Mahmut, uzay gemisi var mı sizde? Yoktur da. Hiç olmaz oğlum. Siz öyle bir şey bekliyor musunuz benden? Tabii ki de var. Var mı? Elimde tam size göre bir uzay gemisi var da şimdi... Dünya parası var mı sizde? Var. Ondan bana vermeniz gerekiyor biraz. Yani size biraz pahalıya patlar bu uzay gemisi. Yoksa dünyada kalırsınız. Oğlum abi, dünyada kalmak hiç istemiyorum. Çok kötü la. Öyle sağa sola park etme uzay gemisi. Dünyada hırsız denen bir şey var. Hırsızları hiç sevmiyorum. Şimdi sen uzay gemimi beni kandırmıyorsun değil mi? Bize yalan olmaz. Yani ben namuslu insanlardanım. Doğru, herkes benim gibi iyi insan değil. Dikkatli ol dolaşırken. Gel şimdi sana göstereyim uzay gemini. İşte burada. Nasıl ama? Bu benim çalınan uzay gemim değil mi la? Çalınan mı ki? Bu olamaz. Ben bunu titanyumdan özel olarak kendim bizzat ürettirdim. Sanayide çıkmacı Mahmut Usta LBG bile taktırttım. Onunla güvenine gidebilirsin. Keriz böyle sağa sola park etmeyecektin uzay gemini. Şey yani sana iyi yolculuklar dilerim. Gittiğin yerde benden de bahset. Bir ara çay içmeyi de bekleriz. Güle güle. Amma da iyi gidiyor la. Keriz kendi uzay gemisini parayla geri sattım. Bak çok iyi gidiyor, görüyor musun? Beni çekecek uzaya. Böyle havalarda çok dolaşma, vururlar. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum, güle güle. Müşterileri kaçıracak. Bak şimdi zengin müşteri bekliyorum zaten. Açlığından ölmesem bak. Zengin. Hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Elmasa falan hiç gerek yoktu. Ben bakanın oğluyum. Bakanın mı? Yani şey benim idolümden bahsediyorsunuz. Yani gece gündüz onun gibi olmak için çalışıp duruyorum. Benim babam gibi olamazsın. Doğru olamam, o kadar namussuz. Yani şey iyi insan olamam. Ben araba alacaktım. Siz daha geçen gün zaten 10 tane yeni araba almadınız mı? Onlar eskidi la, şey partisine gittim de. Yani çok karaktersiz, yani namus, yani şey iyi insansınız. Helal olsun size. Acaba hangi arabayı alsam? Yani o kadar çok elmas verdiniz, istediğiniz arabayı alabilirsiniz. Al bakalım, seni takip edip evine soygun yapacağım. Yani mümkünse bagajı büyük olursa bagajda saklanabilirim. Yani şey bagajı büyük olursa elmaslarınızı rahat rahat taşıyabilirsiniz demek istedim. Hepsi de güzelmiş. Yani ben şurayı komple alıyorum. Bekle, o kadar elmas yetmez ama değil mi? Evet, bunlar hepsini almaya yetmez. Şunları da şimdi biraz daha getirttireceğim. Demek kasanızda daha çok para var. Yok lan, kasamda değil. Değil mi? Nerede? Şimdi babama söyleyeceğim, parayı basacak. Basacak mı? Elmaslar geliyor. Geliyor mu? Daha 5 dakika oldu la. Babam 5 dakikada bastı paraları. 5 dakikada bastığı paralarla bütün arabalar mı alacak? Bu Lidyalılarına. Yavaş gelin la. Geçin şuraya. Güzel elmasları indirin, yeni araba alacağım da. Patron babanız dedi ki fakir fukaranın yetimin hakkını istediği gibi harcasın oğlum dedi. Zaten harcıyorum la, babam da ammat değişik adam.
Patron, benim de merak ettiğim bir şey var. Neymiş lan Mahmut, söyle, çekinme. Bu yetimin gariban hakkı boğazınızda nasıl geçiyor? Amma da güzel geçiyor lan Mahmut. Nusret'e gittin mi sen? Ben arabaları hemen hazırlıyorum efendim. Bu arabanın bagajı büyük gibi, bagajına saklanıp bu adamın garajına gideceğim. Garajdaki adamların işini bitirdikten sonra arabaların hepsini de çıkartacağım. Sanayideki Mahmut Usta'ya gidip bu arabaların şase numaralarını değiştireceğim ondan sonra. Yanlış kişiden araba satın aldım. Benim dükkanıma çökmeyecektin. Çökmüyor ki, adam parasını verip arabaları satın alıyor. Ama çok dikkatli olmam gerekiyor. Bu soygun yapacağım en zor soygunlardan olacak. Şu baktığına bir sürü adam var. Yani bakan oğlu beni delik deşik eder. Ben hazırlıklarımı yapıp arabanın bagajına saklanacağım. İstediğiniz zaman götürebilir, anahtarlar şurada. Ben bir tuvalete kadar gidiyorum. Bak şimdi, hakkını yediğimiz o fakirler Nusret'te altın kaplamalı et yemiş midir Mahmut? Patron, senin kafan, adamlar normal et yemiyor, altın kaplamalı ne la? O zenginin garajındaki operasyonumu sessiz yapmam gerekiyor. O yüzden susturuculu silahlar kullanacağım. Alalım silahları şuradan. Susturucular alalım. Yani bu soyguna gidip de geri dönmemek var. Susturucuyu takacağım. Takalım. Şimdi bu kerizleri gitmeden arabanın bagajına girmem gerekiyor. Çıkalım. Güzelce park edin garajıma. Arabaların bir tanesinde çizik görürsem kafanıza sıkarım. Merak etme patron, gidiyor işte adam bunu. Hazırlıkları tamamlayacağım. Amma da güzel arabaymış. Mahmut, sen niye burada bekliyorsun la? Mahmut'un kafasına sıkın. Bak orada arabayı çarptı, görüyor musun? Kerizler arabaları götürmeye devam ediyorlar. Hazırsanız şunun bagajına gireceğim. Kimse görmeden girmem gerekiyor. Açalım. Girelim içine. Arabanın bagajı da amma küçükmüş. Bakalım. Şimdi kerizin bunu garajına götürmesini bekleyeceğim. Araba çalıştı, gidiyor. Git bakalım. Onları bıraktıktan sonra diğer arabalara almaya gelin. Gidelim. Bagaj da biraz havasızmış. Bir an önce gitse garajına. Güzel, garajıma geldim sayılır. Diğer kerizleri amma iyi solladım. 3 saattir şurada yolculuk yapıyorum, ölmezsem iyi. Geldik galiba. Tekme atacağım şimdi. Atalım. Çıkalım. Sessiz olacağım. Güle güle. Çelik yeleği giyeceğim. İlk kezin garajına girmeyi başardım. Şimdi adamlarını indirip arabaları çıkartacağım. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Yani bir araba uğruna canımdan olamam. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Tamamdır. Arabaların hepsi de benim olacak. Şuna bak, tankı bile var. Merak etmeyin, hepsinin de işini bitireceğim. Çekelim. Mahmut, şu arabalara binip gezsek mi la? Olmaz, kameralar var. Patron, yurt dışına çıktı, 15 gün gelmez. Binek de gezek hadi la. Ben sizi dolaştıracağım şimdi. Olamaz. Mahmut nereye gitti la? Gidelim. Daha fazla güvenlik olabilir. Tamamdır. Bak Mahmut, binme diyorum sana işte. Onu Mahmut, kamerada gözükmüyorsun, yoksa binip gittin mi la? Evet, gitti ve sen şimdi nereye gittiğini göstereceğim. Geriz. Mahmut'un telsizi cevap vermiyordu, hemen garajı kontrol edin. Bak Mahmut gel, arabaya binip gitti, ondan vermiyorlar la. Ama ne uyandırdı kız bunun için? Bakalım. Patronun en pahalı arabası bu, özellikle bunu koruyun. Demek ki bu araba çok önemli, o zaman ben onu bir çalayım. Geçelim hemen. Ateş etmesenize. Gelin buraya. Gelin şimdi. Tamamdır. Karşıma çıkmayın. Bundan geçeceğim. Çıkış da bizden korkmuş, kaçıyor. Niye korkmasın? Arabaları almadan bir yere gitmem. Beni buna siz zorladınız. Gelin bakalım. Yine de siz tek tek gelseniz olur mu? Sen de gel. Öyle dümdüz gel. Kaçmayın la. Şu arabaya bakın. Bu soygundan böyle bir araba bulacağımı beklemiyordum. Güzel. Şimdi hazırsanız arabaları sırayla dışarı çıkartıp sanayici Mahmut Usta'nın yanına götüreceğim. Garajdaki bütün arabaları dışarıya çıkarttım. Şuna bakın.
Mahmut Usta hepsinde şasesini değiştirip hepsine LPG taktı. Şu tanklarda biraz sorun oldu ama sıkıntı yok, onlara da taktı. Evet ben hırsız. Bugün araba dükkanından araba alan zenginin bagajında saklanıp garajına gidip soygun yaptım. Eğer yaptığım bu büyük soygunu sevdiyseniz, daha büyük bir soygun yapmamı istiyorsanız yorumlara bir yazın. Eğer bütün bu arabalarım ve tanklarımla çetemle birlikte en büyük soygunu yapmamı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Umarım video size gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın, bay bay. Evet arkadaşlar, video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.